Üstüne beste geliyor. İçerisi Şampiyonlar Ligi. Oo, sizinki ayağa kalkmış Elzem. Elzem'e laf yok. Elzem çıldırdı. Elzem'e laf yok. Yani şöyle Elzem'i bir şey var. Elzem'i çıldırtmışlar. Elzem bu evde olmayı hak eden insanlardan bir tanesi. Bence de. Elzem şu an kafayı yemiş. Sen boş ver abi sen. Baksana çaydan o kadın kadına tartışıyorlar kanka. Bizi ilgilendirmiyor. Ya o Ceren'le arasındaki olaydan ne oluyor? Yok. Elzem'le siz yakınsanız ya ondan diyorum kanka. Elzem'le sen de yakındın bir dönem. Yok çıldırtıyorsunuz. Ben abi. Elzem'e şunu şöyle yapacağım ya. Ben sen Elzem'e... Sen Elzem'i niye potaya soktun kardeşim? Dostum ben Elzem'i geldiği günden beri potaya sokuyorum. Neden? Hiç o huyumdan vazgeçmedim. Neden? Öykü de biraz vesilesi oldu son zamanlarda. İyi de Öykü'yle bir tartışması yok var ki. Var abi. Öykü'nün son zamanında hiçbiri Öykü'ye... Hani burada Öykü'yü sevmeyen Yağız bile ne anladın mı? Ben bilene Öykü'ye o kadar sıcakkanlı olmayan ben bilene kıza yani değil mi arkadaşlığım öyle başladı. Yağız bilene kendine dedim hani yapmaz diyeceğim kişi gidip kızla vedalaştı, sarıldı. Ne alakası o da vedalaştı. Hayır abi. Bak ben sana olayı söyleyeyim, durumu özetleyeyim mi? Ceren'le Elzem kavga ettiği için Ceren'le Öykü'yü çok yakın arkadaş. Ceren'in yani şeyini biliyorsun sevdiği arkadaşlarını paylaşamama, kıskanma oyundan dolayı Öykü'yü Elzem'e karşı mesafeleştirdi. Hayır. Abi, Elzem'in anlatması ne biliyor musun? Elzem diyor ki, Elzem de vedalaştı. Ben diyor, Öykü'nün bana diyor niye şey olduğunu bilmiyorum ama diyor, Öykü diyor bana uzun zamandır böyle diyor. Çünkü, ama bu neyden kaynaklı? Hayır, Ceren'le Elzem bak ben Ceren'i kötülemiyorum zaten. Tamam da Ceren'le Elzem olsa iyiydi. Benim sana Ceren'in özelliğinden bahsediyorum. Ceren şimdi sevdiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi. Elzem de sevdiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi. Yani Ceren'in arkadaş paylaşmama huyu var yani. Bir ara hatırlıyorsun Ceren'le Güneş tamamen kopmuşlardı. Hatırlıyorsun değil mi ben o dönemi? Ben barıştırdım. Ha, o dönemi de hatırlıyorsun. Ben barıştırdım. Yani bir de Öykü'nün kendi aklı yok mu? Niye Ceren'e şey yapıyor? Ceren burada akıllı bir insan olduğunu kimse bu arada söyleyemez. Ceren, ona göre davranış bir saniye. Sen zaten akıllı bir kadın. Anladın mı? Beni. Ceren akıllı bir kadın. Şimdi Elzem'le olan kişisel sorunlarını Öykü ön plana atıp elemek istediğini ben düşünüyorum şahsen. Elzem'le kişisel sorunum yoktu. Bence var. Yoktu. Senin bu söylemlerin ben Elzem'le olan kişisel... Benim Öykü'yle de kişisel bir problemim yoktu ki. Kişisel sorunum asla yoktu. O zaman, biz arkadaştık hatta. O zaman sorunların ne? Elzem'in Öykü'yle ben Öykü'yle gittim. Ben ortadaki konu... Ben Öykü'yle hiç kişisel olarak gidip ben sevmiyorum, ben yapmıyorum diye bir şey söyledim. Duydunuz mu? Olsam burada şahidim. Bunlar da yayınlarda ben Öykü'ye kırgınım. Benim Öykü'yle bir problemim yoktu dedim. Benim Öykü'yle bir problemim yoktu. Öykü beni sevmiyordu. Ne yapabilirim sevmiyorsa? O beni sevmiyordu. Benim onunla bir sıkıntım yok ki. Burada da söyledim. Benim Öykü'yle bir sıkıntım yoktu. Keşke şu kapıdan girse de Öykü. Ben buradan çıkarken Öykü'ye birbirimize hak helal ettik. Nasıl keşke bu noktaya getiriyorsun? Bu kadar prim yapmayın. Ben sadece şunu nokta edeceğim. Ben senin yüzünden veyahut da birine söz verdim. Siz ben vermedim. Tekrar söylüyorum. Hiç kimsenin hakkını yemeyeceğim. Yemek de istemiyorum. Ne yapıyorsan? Son haftadayız. Sen istediğin gibi yiyebilirsin. Alışın. Ne yapıyorsan yap Murat'cığım. Bence durabilirsin. Hiç umurumda değilsin. Son hafta. Umurumda değilsin. Ondan mı benim sözüme bu kadar takılma? Evet Ceren sana diyoruz sen de artık oyunlarına bak. Ama son hafta zaten. İnsanların hakkını ne güzel yiyorsun. Ya arkadaşlar umurumda değil. Bak ben sinirlenen bir insanım biliyorsun değil mi beni? Ben niye sakinim şu an? Umurumda değil çünkü ben sadece söz verdiler ve tutmadılar. Bunu dile getiriyorum. Bu kadar bana ne ya kime eliyormuşsun? Ne şebeklik yapıyorlarmış. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Dün burada davranışları da hareketleri belliydi anladın mı? Bu kadar... Hoş geldin. Niye Halis mi ya? Niye? Halis mi arkadaşlar? Yarın olan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Baktım benle ilgili konuşuyorum. Bir de benim de. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? Evet şimdi gerçek güzel hadi bakayım. Allah! Keşke başka bir şey isteseydim. Bak keşke başka bir şey isteseydim. Olsan güzel. Olsan 5 dakika önce dedim ki Öykü'nün hemen girdi suratına nasıl bakacak dedim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Allah! Hadi ineceğim. Seslerimi duydun. Değişti ortam. Zevse. Ben insanlara aslan. Zevse isteyeceğim şimdi. Sen böyle net kimseye yapamayacaksın. Evet. Niye? Gel Öykü bağırıp duruyor ki dedim ne oluyor bir gireyim bari ya. Gel buraya. O koltuğa oturamıyorum ki ben. Ben bir kahve yapayım. Öykü. Sen suratına nasıl bakacaklar? Sorumlu bakacaklar. Şeyler nasıl konuşacaklar? Ben de çok merak ediyorum. Niye? Sen niye bana yakışıklısın ya? Değişti mi oradan? Ya bana niye haber vermiyorsun Öykü? Ben bunu söyleyeceğini biliyordum. Ya bana niye haber vermiyorsun? Öykü ne yapıyorsun? İyiyim. Ay bebeklerimiz orada.
duruyor. Evet. Ne yapıyorsunuz? Tam senin konuna geldi biliyorum. Fark ettim öykü öykü diye bağırılıyor. Ne oluyor ya dedim. Dedim ki nerede kalmıştık? Tamam, tamam, hadi bakalım. Nerede kalmıştık? Geri gelmedik, geri geldik hesabı. Biz buraya yeni gelmedik arkadaşlar, geri geldik yani lütfen. Hazır, sıcağı sıcağına gelmişsin. Evet ya. Lütfen. Ceren'le burada birkaç tartışmamız vardı. İşte sen söz verdin, şöyle oldu, böyle oldu. Biz seninle arkada sen giderken bu evden giderken, seninle sarıldığımızda ben sana bizim diyaloğumuz neydi? Onu bir yani konuyla ilgili çok üzüntülü olduğunu söylemiştin. Yapabileceğin var bir şey var mı demiştin. Ben dedim ki benim düşmanlarımı ele. Şimdi şaka şaka. Ne konuştuğumuzu söyle. Yok şaka öyle. Şaka yapıyorum. Bu kadar çok bir şey konuşamadık zaten. Yani eli son bir şey söyledim. Ben geleceğini zaten. Farkındaysanız ben buradan giderken Soner dahil olmak üzere Elzem'le de zaten helalleşerek herkesle gittim. Kimseyle küs ayrılmadım Ceren buradan giderken. Gitmedin ara ver. Bir şey soracağım. Gerçekten benim üzerime çok gelindi bu konuyla alakalı. Çünkü ben o an duygusal bir anlaşıyordum. Ne kadar masum Murat. Cuma günkü olay. Ay ne oldu bir anda. Az önce hırlayan adama bakar mısın? Bir anda değişti yani. Niye? Cuma seni gördü çünkü dedim ki gelince suratına nasıl bakacaksın? Şaka yapıyorsun Ceren. Şimdi dedi ki ben benim öykülerimi bozamazsın. Neden Ceren yaptı bana böyle. Ben senin gölgende hiçbir zaman kalmadım. Evet, senin sözlerimle gölgende kalmam. Evet evet, evet doğru. Peki. Doğru. Bir şey söyleyeceğim tabii sana. Tabii ki. Bunu yürekten söylüyorum ama. O gün burada. En çok ağlayan sensin. Teşekkür ederim. Çıktıktan sonra sen, Yağız, Ceren seni orada teselli ettiklerinde, yanında olduklarında ben var mıydım? Ben dışarıda ağlıyordum. Yoktu. Ben var mıydım? Sadece sana, Yağız vardı orada. Ben sana şekilde söz veriyorum dediğimde. Ben, sadece Yağız vardı. Yağız'ı ağlaştırarak mı konuştun dedi? Bir şey söyleyeceğim. Ben burada zaten benim sorumlu olduğum bir kişi vardı. Demeyeceğim. Ben o kişi bu evden gittikten sonra. Evet dedik. Ben birisine karşı sana söz verdin mi? Yok. Teşekkür ederim. Benim duymak istediğim tamamen bu. Öykücüğüm ben sana bu anlatmadım da hemen anlatayım ben sana. Bir şey dikkatimi çekti, özür dilerim. Siz niye bu kadar dikkatimiz ya? Biz mi? Sizi en son böyle bırakmamıştım, şaşırdım. Ben şuraya geçebilir miyim? Şu an bence önemli olan konuyu dinlemelisin. Yani, tamam. Ben bir su içmek istiyorum ya. Bırak getirsin. Öykücüğüm. Öykücüğüm getirin. Ayda burada. Biliyorum. Ayda'ya da geleceğim de şu konu çok. Ayda'ya da geleceğim. Özür dilerim. Çok güzel olmuşsun bu arada. Ben sana cuma günü elemede olan şeyi söylüyorum. Sen bize giderken demedin mi? Soner dedim, ve Erdem. Değil mi? Evet. Soner ben de insanları demedim ki ama. Hayır abicim onlar vardı. Hepimiz vardı. Murat ağlarken de vardı. Ağlarken böyle yaptı. Öykü iyi ki varsın. Atak seninle ittifak öykü kurarken de dedik. Hayır bahçede oturuyorduk ya. Murat gelmişti. Hatırlıyor musun? Bahçede üçümüz oturuyorduk. Murat gelmişti. Gözleri dolmuştu. Evet Öykü tamam. Tamam bir de bir özür dileyeceğim. Bir de ben o günün psikolojisi de çok bir şey de hatırlamıyorum. Bunu da özür dilerim bu arada. Kafa çok gidikti benim. Hepsi var. Ben sen gittikten sonraki pazartesi günü ittifak imzalarken de verdiğimiz sözler doğrultusunda ittifak imzalıyoruz dedim. Hepiniz de onayladınız. Kendi ağzınıza onayladığınız şey şu an yalanlıyorsunuz. Neyse ben başka bir şey söyleyeceğim. Ben bu konuyu sadece Yağız'la konuşmadım. Seninle konuşmuş olabilir miyiz hiç bilmiyorum. İnan ki hatırlamıyorum bu arada. Tamam, ben de hatırlamam. Ben başka bir şey söyleyeceğim sana. Cuma günü elemede Elzem potadaydı ve ben dedim ki verilen bir söz var arkadaşlar ve bunu tutmamız lazım. O kardelene böyle bir şey konuşma yok ama kız bile senin o halini gördüğü için o kız bile bizim yani o doğrultuda ilerledi ve Elzem'e bir şey verdi. Ne Yağız ne Murat hiçbirisi. Bir dakika ben konuşuyorum. Ne Yağız ne Murat hiçbirisi vermedi ve vermeyeceklerini şöyle dile getirdi Murat Bey. Dedi ki Öykü gittikten sonra ne beni aradı ne mesaj attı. Hiçbir şekilde benimle iletişim kurmadı. Canlı yayın açtınız hep beraber kakara kikiri. Ben hangisini soruyorum? Aynen böyle konuştum. Ben iki haftadır belki söylemiyorum. Ben aynısını dedim. Biz aramıyoruz. O aramıyor. Erzem'le benim hiçbir sorunum yoktu. Evet. Aynen onları söyledi. Dedi ki Erzem'le çok seviyorum yaptı. Dedi ki siz yayınlarınıza devam edin. Beni de aramasın gibi bir şeyler söyledi. Şu şekilde. Bize de yoma yap. Tamam olsa. Bana da sana ne? Bizi ilgilendirir. Sana da yapacağım. Çünkü sen o kadar. Ben seni anladım. Ya tamam. Senin burada. Biz çözdük zaten artık. Değiştiğini zaten söylemiştim Oğuzhan. Değişmeye devam ediyorsun. Biz 3 haftadır bu konu için uğraşıyoruz. Burada sana dün olan tavırların sayesinde bana ne yapabilirim diye düşündün. Geldi şimdi bana bunu uyguluyorsun. Bu tarifeyi her neyse. O gün bahçede otururken Öykü ne kadar kötüydü farkındaydınız değil mi? Ben Ceren'in burada bütün dostları kim tarafından yamuk yapılmıştı Öykü'ye? Dostları tarafından en değil mi? Ben o en yakınları tarafından. Ben o bahçeden çıktım geldim ve tek bir kelime kullandım. Burak bile biz konuşsun dedi ya şimdi senin ama bir nokta var ya senin Burak. Sendin ya Murat bir şey söyleyeceğim ben buraya geldim arkadaşlarım yanlış anlamayın aranızda ne geçiyorsa geçsin ama şu an Öykü'nün bize ihtiyacı var. Dedim mi?
dedim. Tamam, tamam işte ne diyorsun sen bu kadar lafına rağmen? Olsan sen başlarını duydun mu? Duymadın. Arkadaşlarınızın hepsi burada gülüyordu. Hepsi gülüyordu. Ya burada gülen insanlar vardı. Elzem de orada ama o ilgilenmediği için ben de gülüyordu. Soner ayrı gülüyordu zaten. Teşekkür ederim bu arada. Soner gitmiş galiba. Teşekkürler Öykücüğüm. Buraya geldik. Sana bu şekilde cevap veriyorum Oğuzhan'cığım. Senin cevabın bu kadardı. Sen Bahçe. Anca gidersin ara buluculuk yaparsın. Bahçe. İnsanları yanında yakalanırsın. Sen ne oldun biliyor musun ben kardeşim? Herkese bunu hissettirdim. Sen ne oldun biliyor musun? Ben sizin sana söyleyeyim. Bir dakika. Çok büyük ayıp şu anda. Sen ne oldun biliyor musun? Biliyor musun? Bak Black Murat, White Murat oldu. Ne anlatıyorsun sen ya? Sen biliyorsun Black Murat'ın bir pat güzel olmuş, bugün beyaz olmuş, bir siyah oldu. Sen ne anlatıyorsun hafta içi yine Black oldu. O cümle neydi? Çok saçma konuşuyorsun kardeşim. Alma mazlumun ahını çıkar ahını. Ben evimde var biliyor musun? Bana yazdığımı getir. Olsan söyle. Ben bu evde en başından beri duruşumu biliyorsunuz o insanlara karşı. Tamam mı? Bir şey söyleyeceğim size. Ben bu süreçte böyle geçmiş bölümleri falan da izledim. Soner hakkında o kadar haklılarmış ki görememişim. Tek o kadar haklıymışsınız ki. Neler gördüm, nelere şahit oldum. Bana ne bakıyor, ben Soner miyim? Sana da söylüyorum be. Allah Allah. Sen Soner değilsin ama. Ay, gün geldi, Devran döndü. Evde şu formu görecek miyim? Allah Allah, ben Soner miyim? Duygulanıyorum evet. Yani evet. Evde şu evet. Bakış açısını görüyorum ya. Bir gün gün oldu bu evin içinde tek başıma o adamlara yes. karşı geldiğimde. Hepiniz yan yana yes. olduğunuzda ben burada tek başıma diyorum ki bakın görün gözlerinizi açın ama şu an duygulanacağım yani herkes yes. şunu fark ettiği için. Duygulanacağım ya abi söyleyeceğim he. Harbiden ya. Peki şunu da sana söylemek istiyorum izin var mı? İzin istiyorum sadece 10 saniye. Dün Oğuzhan, dün değil, Elzem, Cuma. Tamam Cuma günü Oğuzhan, Elzem, Soner aynı evin içinde çiğ köfte yiyorlardı onları da bir sormak istersin. Ben Soner'le normal arkadaşım değilim. Sen ne arıyorsun ya? Ben bir kişinin... Niye bir de onunla bana çiğ köfte uzatırken hiç sıkıntı yoktu bu arada. White olsa. White olsa. Bir dakika ben bir kişinin yemek gidiyoruz. Biz neyse kardeş. Anıl'ın. White olsa. Ben burada Anıl'ı kendime iki kişi arkadaş olarak seçmişim. Anıl demiştim, Yağız demiştim. Aynı ortamda bulunup ekmek bölüyorsunuz. Helal olsun. Dostlar olmuş post. Haberiniz yok. Hangi şov yapsınlar? Ben sana ne söyledim? Az kalabınızın adamı olun mu? Kalabınızın. Bir dakika. Ama tahmin ettim. Özledim de sözüm de bu. Ben ne Elzem için gitmiş, ne bir başkası için gittim. Ben dostum için gittim. Oturdum. Keyfime baktım. Çiğ köfte yoğurdun. Bize çiğ köfte ikram ettin. Elzem de vardı. Anlatsın. Elzem ben sokağım. Benim sokağım ben yedim diye. Yerim abi benim seninle bir sıkıntım yok ki sen beni yazıyorsun. Benim elimden bir şey yedin diye. Yemedim ya çok kötü bu arada. Ne açıklama yapayım? Halil İbrahim sokası ya olsa. Gel. Halil İbrahim. Gel ya. Ya siz. Sen de gel buraya. Halil İbrahim sokası olsa. Sen yokken o benim arkadaşım. Mike'dan bir kardeşim şov yapmaya kalktın şovunu yedin burada. Sen merak etme. Seni öyle korudum böyle savundum. Onları yaptım. Sen bu işleri geçeceksin. Olsan kardeş. Bu benim yaptığın her şey ortada. Hayır ben potaya attın öykü için yazdığım insanın evinde çiğ köfte yoğurup dürüm yapıp eline veriyorsun. Ben yürürüm. Sen arkamdan konuşursun. Benim Olsan kimin yüzü ortada gördük. Bay bay. Olsan yüzün düşmüş burada Olsan. Yüzün al. Murat. Bay bay canım. Bay bay. Tacın hak ettiği yer. Ben sana Murat, sana Cuma günü muhabbet anladım. Ben yokken oralarda oyna sen oyna. Tam sen hiç merak etme. Bunlar hep suçluluk biz konuşsa. Artist gir yanına. Geldim. Zaten de bir köfteyi yoğuramadım. Gir yanına. Tavşanı Taci Taci. Bunun şu an hakkı tamamen böyle. Ha Soner bariz böyle bakıyor. Şöyle bir poz verebilir miyim ya lütfen? Evet çıkın çıkın. Beyler şöyle bir poz vereceğim. İzin var mı? Şöyle bir poz vereceğim. Oğuzhan'ın tacı hakkında ne düşünüyorsun? Tepe taklak. Yüzü dönmüş. Yüzü ters de mi? Hangi yüzüne konuşalım Oğuzhan? Zaten de hepsi bakıyor. Elime potasına sokmak istediğin söz verdiği insanlara çiğ köfte mi yapıyorsun sen? Ben bayağı koydum. Dürüm mü yapıyorsun ha? Çekiliyorum burada. Lan ekşisi var mı? Seversin. Çok döndün çok. Her zaman. Tepe taklak olmuşsun. Arkadaşlar siz bölümleri izlediniz değil mi? Yani izlediniz. Hadi şöyle biz kötüyüz aynen deyip bir kelime ettim. Fotoğraf yapmayalım mı? Sen beni yok sayamazsın.
Hadi. Aynen. Erdem gel. Bir şey isterim sana. Ben bu oyunlara gelmem canım. Bunu da gösterdim. Hadi üç deyince dönüyoruz. Üç değil bisküvi. Bir. İki. Üç. Bisküvi. Aynen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.